Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün yine karşınızdayım. Bugün sizlerle şeffaf olmaya konuşmak istiyorum. Belki biraz zor ve karmaşık bir konu. Elimden geldiğince şeffaf anlatmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Düşüncede yolculuktan düşünce okuluna tekamül etmiştik. Şu an sadece YouTube ve sosyal medya üzerinden yayın yapıyorum. Düşüncede yolculuk kanalına abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, altına yorumlar yazmanızı ve bu videoları kendi sosyal medya alanınıza da paylaşmanızı. Bize destek olmanızı bekliyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Ve şimdiden bu konuyla alakalı size teşekkürlerimi sunuyorum. Konumuza gelecek olursak. İç dünyamızda koskoca bir dünya var. Bu evren kadar geniş olan bir dünya. Kendi içimize baktığınızda dipsiz, bucaksız, geniş bir derya olduğunu fark edeceksiniz. İçinizdeki bu dünya, dışımızdaki evren kadar geniş. Burada her an yeni şeyler keşfediyorsunuz. Ve keşfetmeye de devam edeceksiniz. Bir de aynı şekilde dış dünyamız var. Annemiz, babamız, ailemiz, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, dünyamız, güneş sistemimiz, galaksimiz, samanyolumuz ve sonunu bulamadığımız evrenimiz var. Bizim dışında koskoca bir evren var. Belki kim bilir, bir de bu evrenin dışı vardır. Bu evrenin dışı ile alakalı henüz hiçbir şey söylenmedi. Eğer önce saydıklarımızın hepsi evrenin içindeyse, evrenin içinden bahsediyorsak, o zaman bu evrenin bir de dışı olmalı. Öyle değil mi? Burada çok ince bir detay var. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Ben dış dünyamızı sayarken aslında hiç farkına bile varmadan iç dünyamızda olan dış dünyayı saymaya devam ettim. Tekrar edeyim. Bakın iyi dikkat edin. Anne babamızdan bahsettim. Bu bizim dış dünyamızda. Ailemizden bahsettim. Bu da bizim dış dünyamızda. Mahallemiz de dış dünyamızda. Şehrimiz de dış dünyamızda. Ülkemiz dış dünya gibi görünse bile aslında iç dünyamızda inşa ettiğimiz bir dış dünya. Çünkü içinde yaşadığımız ülkenin tamamını kavramaktan aciziz. Dünyamızı konuştuk. O da dış dünya desek de aslında iç dünyamızı ürettiğimiz bir şey. Çünkü dünyanın tamamını keşfetmedik ki. İç dünyamızda bir dünya inşa ediyoruz. Ondan bahsediyoruz aslında. Dış dünya olarak. Güneş sistemimiz İç dünyamızda inşa ettiğimiz bir dış dünya. Güneş sistemin tamamını algılamıyoruz. Tamamıyla alakalı bir kesin bir bilgimiz yok. Ama zihin dünyamıza bir takım sistemler, kuramlar uydurduk ve onlara göre bir dış dünya inşa ettik. Galaksiden örneğin hiçbir bilgimiz yok. Algılayamıyoruz. Sadece bir takım verilerden yola çıkarak bir tasavvur ediyoruz zihin dünyamıza. Ve tamamen zihin dünyamızda inşa ettiğimiz bir galaksiden bahsediyoruz. O galaksinin tamamını beşli organımızda algılamıyoruz ki. Samanyolu da keza öyle. İç dünyamızda tasavvur ettiğimiz bir dış dünya aslında galaksi. Ve sonunu bulamadığımız evren ise de iç dünyamızda ancak bir takım kuramlarla ve teorilerle tasavvur edebildiğimiz bir dış dünya. Aslında içimizdeki bir şey. Dış dünyaya dair. Aslı tamamen bir iç dünya meselesi. Bir de bu evrenin dışı olsun, tamamen kendi iç dünyamızda tasavvur ettiğimiz bir dünya, evrenin dışı. Şu ana kadar hakkında henüz hiçbir şey söylenmedi bile. Bunu anlamak için şöyle düşünelim. Bir anne rahmini düşünün. Bizim dünyamız anne rahminde olan bir çocuğun, bir bebeğin bir hücresi gibi olsun. O hücrenin bu dünya kadar büyüklüğünde olsun ve siz o dünyanın içindeki de siz olun. Sizin o hücrenin içindeki dünyanın içinden sizin anne rahmindeki dış dünyaya bakıp onunla alakalı bu dünyayı algılama şansınız mümkün değil. O hücrenin herhangi bir parçası da sizin ülkeniz olsun. Bunun içinde siz ise tamamen kayboluyorsunuz. Bu hücrenin içindeki siz ülkenizden ki bir kişi olarak anne rahminin dışındaki bu dünyayla alakalı bahsetme şansınız var mı? Mümkün değil. Dolayısıyla evrenin dışından bahsetmek de böyle bir şey.
Dolayısıyla evren dışı, anne rahminin dışı olarak kabul edersek, oradan bambaşka bir ortam var. Kim bilir bir an gelecek ve bütün gezegenler ve bizim evrenin dışına çıkabileceğiz. Kim bilir, mümkün müdür? Gerçi öldükten sonra dirilme bu evrenin dışında bir yerde olduğunu düşünürsek, mümkündür. Bakın, bu da tamamen iç dünyamızda oluşturduğumuz bir dış dünya. Zihnimizde oluşturduğumuz dünya ile gerçekte oluşturduğumuz dünya arasında ne kadar çok bir iç içe geçmişler, görüyor musunuz? Aslında dış dünyamızda yaptığımız bütün tasavvurlar iç dünyamızda var olan olgularla alakalı. Aslında dış dünyamızı iç dünyamızla okuyoruz. Bir ayna düşünün. Aynanın içindeki bir dünya var. Bir de aynanın dışındaki bir dünya var. Aynanın içindekiyle aynanın dışındaki birbirine ne kadar çok benziyor? Sanki tıpkısının aynası, değil mi? Ve hayatı böyle aynadan okuduğumuzu düşünün. Ve gerçeklikle yansıma ne kadar birbiri içerisine giriyor. Peki bütün aynalar aynı mıdır? O da değil. Her ayna gerçeği göstermez elbette. Bazı aynaların geri yansıttıkları gerçekliği dönüştürebiliyor. Başka bir örnek verelim. Bir cisim suyun içinde başka görünüyor, suyun dışında başka görünüyor. Bu cismin suyun içinde başka, suyun dışında başka ya da bizim onu algılayışımız mı farklı oluyor? Biz onu algılarken o şeyin yaratılışındaki haliyle bizim zihnimizdeki inşa olmuş hali başka olmuş oluyor. Olayları bazen gerçekliğinden uzak algılayabiliyoruz. Bu anlar bizim yanıldığımız anlarımız oluyor. Yani zihnimizde oluştuğumuz dünya ile yaratılıştaki dünyanın birbirinden farklılaşması. Biz ne kadar yaratılışı anlarsak o kadar gerçekliğe yakın olmuş olacağız. Evet, insanın yanılgısı iç dünyasına inşa ettiği hayat ile dış dünyasına var olan hayatın farklı olmasından kaynaklanıyor. Bizim o konuyu algımızdaki haliyle zannetmiştik fakat gerçekliği öyle değilmiştir diye düzeltiyoruz, değil mi? Bir olayın var olma hali bir etkenden değil, milyonlarca etkenlerin bir araya gelmesinden var oluyor. Örneğin sizin şimdi bu videoyu açıp seyretmeniz sadece benim bu videoyu hazırlayıp yayınlamamla alakalı değil. Bu benden size ulaşıncaya kadar ve dahi sizin gibi milyonlarca kişiye ulaşıncaya kadar bir sürü etkenlerin bir araya gelmesinden oluyor. Bir de bunun yanında sizin zihin dünyanızda inşa ettiğiniz şeyle benim zihin dünyamda inşa ettiğin şeyin yakınlığıyla da alakalı bir şey. İlgi alanı oluyor. Bundan dolayı aslında insanın yanılma oranı gerçekliği yakalama oranından çok çok daha fazla. Yani belki birçok konuyu sadece ıskalıyoruz. Yakaladığımız bir iki gerçek sadece milyonlarca yanılgının içerisinde bir iki tanesi gerçek oluyor. Zira dış dünya bizim dünyamıza beş duyu organımızla aktarılıyor. Bunun yanında akıl ve mantığımızla bu bilgileri harmanlayarak mümkün olduğunca dış dünya ile alakalı uyumlu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Sadece uyumlu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Sonra bunu dış dünyamıza uyguluyoruz. Ve sonra da sonuçlarına bakıyoruz. Sonuçları olumlu değilse yanlış diyoruz. Ya da o anki uygulama kısa süreli veya uzun süreli olmasıyla doğru ve yanlışlığı ortaya çıkıyor. Bir şeyin gerçekliği bizim ömrümüzden daha uzunsa doğru diyoruz. Ama bilmiyoruz ki biz öldükten sonra o da belirli bir süre sonra yok oluyor. Şimdi konumuzun başına dönelim. Şeffaf olmaktan bahsediyorduk. Şeffaf olmak, inşa ettiğimiz iç dünyamızla var olan dış dünyanın birbirine yakın olmasıdır. Yani sahip olduğumuz suyumuzun duru olmasıdır. Bu konuyla alakalı temiz akıl sahibi olmak diye bir video çekmiştim. Ona mutlaka bakmanızı öneririm. İlkler de dışarıya dökülecektir. Ama içinde şu anda sağlam bir şey var. Bak henüz temizlemedim. Sonra bir başka konuyu da böyle ele aldım. Daha güzelini seçelim. Biraz daha şekilli olsun. Bu da biraz şekilli gibi. Bu da bir başka bir inanç. Yani senin için temel olan bir konu. Bunu da böyle içine aldım. Şeffaf olmak, iç dünyamızla dış dünyamızın
birbirine uyumlu inşa edilmesidir. Aklımızın suyu temiz olsun, berrak olsun, duru olsun. Duru olsun ki dış dünyamızı aklına alırken kirlenmesin, şekil değiştirmesin. Efendim, düşünce okulumuz devam ediyor. Bu hafta ikinci grubumuz başlayacak. Sizleri de okulumuza davet ediyoruz. www.düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu Buradan okulumuza katılabilir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bu ve buna benzer konulara daha detaylı bir şekilde karşılıklı konuşarak işleyeceğiz ve işlemeye de devam edeceğiz. Amacımız inşa ettiğimiz hayatı daha doğru algılamak. Daha doğru algılamak için kendimizi ve aklımızı inşa etmek. Düşüncelerimizi inşa etmek. Sizleri mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın. Selametle kalın.